Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının birinci birleşimi Başkan Kocamaz Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Meclis toplantısında 22 idare teklifi, 6 komisyon raporu ve 31 gündem dışı olmak üzere 59 madde görüşüldü. Toplantının başında ilçe belediyelerinin gündem dışı 31 madde göndermesine tepki gösteren Başkan Kocamaz, hem daire başkanlıklarını hem de ilçe belediye başkanlıklarını uyardı. Mevcut gündem maddeleri dışında 31 adet gündem dışı madde geldiğini belirten Kocamaz, daha önce bu konuda bütün belediyeleri ve daire başkanlıklarını uyardığını anımsattı. Ancak halen bu tür alışkanlıkların devam ettiğini dile getiren Kocamaz, "Bundan sonra 5'in üzerinde hiçbir gündem dışı konuyu buraya getirmeyeceğim. Bunun bilinmesinde fayda var. Herkes işini ciddiye alsın, düzenli yapsın, yoksa bir sonraki ayı beklemek durumunda kalacak. Bu konuda hem bizim daireleri hem de bütün ilçe belediye başkanlarımızı uyarıyorum," diye konuştu. Bakanlık tarafından da kabul edilen Ulaşım Master Planı ile ilgili de bilgi veren Kocamaz, planın çok zaman aldığını ancak belli bir noktaya geldiğini aktardı. "Bildiğiniz gibi imar planlarıyla ilgili çalışmalardı. Göreve geldiğimiz andan itibaren başlattığımız bu çalışmalar nihayet 3 Nisan günü bakanlık tarafından 1/100.000'lik planlar onandı. Mersin'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu arada bakanlıkta uzun süredir beklemesinin nedeni bazı konularda bakanlığın itirazları vardı. İşte lojistik bölgesini niye bu kadar geniş tuttunuz? Ya da organize sanayi yerlerini niye siz haritaya işlediniz? Sizin burada bir yetkiniz yok. Bunun bakanlık tarafından önce kabul edilmesi, onanması Sanayi Bakanlığı tarafından. Çünkü yetki onda. Ondan sonra sizin plana işlemeniz gerekir," dediler. Lojistikle ilgili daraltma şeklinde bir bakanlığın defansı oldu. Neticede organize sanayi bölgeleriyle ilgili konular buraya işlenmedi ama bizim planlamamızda bunlar var. Önümüzdeki günlerde bakanlık bunları onayladığı andan itibaren tekrar buraya getirip haritalara işleyeceğiz." Kocamaz sosyal medyada paylaşılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde başrol oynayan komutanlardan birinin yanında çalışan emekli bir generale 12 bin lira maaş verdiğine yönelik iddiaları sert dille eleştirdi. "Kerameti kendinden menkul, aklı kendine göre olan bazı zat-ı muhteremler bunu tiye almışlar. Büyükşehir Belediye'mizde çalışan bir general arkadaşımız var ulaşımla ilgili, özellikle helikopterle ilgili havacı bir general. Bunu bugün sosyal medyaya taşımışlar ve gerçekten edepsizce arkadaşımızı da töhmet altında bırakmaya çalışmışlar. İşte 15 Temmuz hadiselerinde başrol oynayan komutanlardan birisiyle beraber çalıştı diye. Ya adam askerse nasıl çalışmasın? Yani o dönemlerde resmi görevi varsa ama elinizde bir belge var, ortaya koyuyorsanız biz size şapka çıkarırız. Ama yok, o dönemde asker oldu diye, orada çalıştı diye insanları töhmet altında bırakmak ve bu arkadaşımız 6 bin lira maaş alıyordu. Emekli olmuştu. Biz bunun üzerine gel dedik, belediyede bu işleri takip et. Birçok problemleri de çözdü bu arkadaşımız takip ederek. Burada da 12 bin lira maaş alıyor. Bu belediyede ilkokul mezunu, çaycıların 14 bin lira aldığı dönemleri yaşadık biz. Şimdi Beytülmalı 12 bin lira işte... edepsizce FETÖ'cü birinin yanında görev yapmış
kişiye veriyor diye bugün sosyal medyaya yazmışlar. Tabii bunlar çok açık bir ifadeyle terbiyesizlik. Bunları da şiddetle kınıyoruz. Tabii ki bu belediye üzerine oynanan oyunlarda bunlar da başrolleri oynadılar. İnsanların kafasını karıştırmaya çalıştılar ve insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynadılar. Ama Allah büyük, men dakka dukka, bir gün gelecek, bu insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynayanlar da mutlaka aynı durumlara düşecek. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bunun sonuna kadar da mücadelesini yapacağız. Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin'in 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılacağını, hedeflerinin Avrupa ülkeleri arasında ilk 10'a girmek olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilçe belediyelerden en kısa sürede birer koordinatör görevlendirmelerini istedi. Mersin Kent Konseyi Başkanı Lokmanoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde Avrupa Bisiklet Yarışması'na ilişkin bir sunum yaptı. Sunumunda Mersin olarak Büyükşehir Meclisi'nin de onayından geçen kararla 1-31 Mayıs tarihleri arasında yarışmaya katılacakları bilgisini veren Lokmanoğlu, bisikletinizle ne kadar çok işinize, evinize, lokantaya, alışverişe gittiğinizde Mersin'in 52 Avrupa kentiyle o kadar daha fazla yarışacak şansı olacak. Şu anda İzmir bizi kapışmaya davet etti. İzmir Avrupa'yı bıraktı, bizimle kapışacak. Hiç olmazsa İzmir'i geçelim dedi. 2016 yılında 15 Avrupa ülkesinden 50 şehir 45 bin katılımcıyla 3 milyon kilometre fazla bisiklet sürmüş. Biz onun için 50 şehrin içinde olalım dedik. Yarışmacılar Navike aplikasyonunu indirerek katılımı gerçekleştirecek. Ben kendi akıllı telefonuma Navike aplikasyonunu indirdim. Yarışma bölümüne de Mersin'i yazdım. Kendime bir takım kurdum konsey diye. Kendinize bir alt takım kurabiliyorsunuz. Evet. Biz sosyal medya ağını sponsorlukla Mersin Liman İşletmeleri, Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası'na verdik. Onun için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir paylaş katılımıyla güzel bir çalışma oluyor. Bisiklet turizmi neden önemli? Çünkü bisiklet turizmi şu anda dünyanın en fazla yapılan turizmi ve çok güzel para getiriyor. Evet, Avrupa bisiklet turizminin şeyleri, mesela bakın bisiklet turizminde Avrupa ülkeleri 44 milyar avro kazanırken öbür tarafta 39, kruvazer turizmi 39.4 milyar avro kazanmış. Evet, geçelim. Bisiklet yollarının yapılması en önemli, bütün bunları sizin zaman sağlamak istemiyorum. En önemli olay bisiklet yolları, araçların gitmediği yollardan gider. Siz belediye başkanları, belediye meclis üyeleri için bu yolları bisiklet yolu oluşturmak için bedavaya teslim etmiş oluyorsunuz. İkincisi küçük esnafı zengin etmiş oluyorsunuz. Çünkü oradaki durum su aldığı veya ihtiyacını karşıladıkları esnafı kavradırmış oluyorsunuz. Şimdi biz sizi niye burada bu sunumu yapıyoruz sizinle? Siz her bir ilçe bize bir koordinatör verirse vakitten kazanmış olacağız. 15 günümüz kaldı. Biz sizin bu koordinatörlerinizle birlikte bu bisiklet turnuvasında hani bu sene ilk 1'e girmeyelim Avrupa'da ama ilk 10'a girelim derim Sayın Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne. Bunu seslenmek istiyorum. Tamam. Senin katmak istediğin bir şey var mı? Tamam. Bu kadarmış. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Arkadaşlarımız da hemen size 2 gün içerisinde bunları bildirirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin 2016 Spor Başarı Ödül Töreni Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Ünlü spor spikeri Emre Tilev'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde 2016 yılında ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında derece yapan Mersinli sporcular, spor adamları ve kulüplere ödülleri verildi. 1873 yılından beri geleceği beraber inşa ediyoruz. Bu şehrin daha güzel olabilmesi, bu şehrin daha yaşanılabilir olabilmesi ve en önemlisi bu şehrin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuları yetiştirebilmesi için.
Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi müthiş bir gayret ve müthiş bir çaba ortaya koyuyor. Neler yapıyor, nasıl yapıyor gördük. Ve genç sporcuların tarihe adlarını yazdırmaları için her türlü fırsatı kendilerine sunmaktan büyük onur duyuyoruz. Zannediyorum Sayın Başkanım da bunu en güzel anlatacak isimlerden biri. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'a arz ediyorum efendim. Bugün burada 2016 yılında ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılı olan sporcularımız, antrenörlerimiz ve kulüplerimizi ödüllendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu ödül töreni Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden itibaren başlattığımız amatör sporlara destek anlayışımızın en güzel tezahürlerinden biridir. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, engelli, engelsiz, herkes için spor alanları oluşturmak, spor kültürünün yaygınlaşması için spor organizasyonları düzenlemek en temel görevlerimiz arasındadır. Mersin'imizi sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu çerçevede 2013 Akdeniz Oyunları'nı hatırlatmayı yararlı buluyorum. Bu organizasyon sırasında ilimizin spor altyapısına yönelik yapılan tesis ve yatırımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Beyefendi'nin şahsında Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümet yetkililerine Mersin halkı adına canı gönülden teşekkür ediyorum. 1990'lı yılların başından beri bu sektörün içerisinde olan biri olarak yurt dışına gittiğim her maçta imrendiğim tesisleri bugün ülkemde görmekten büyük gurur duyuyorum. Ve inanıyorum ki o tesislerde dünyanın en iyi sporcularını biz de yetiştireceğiz ve dünyaya mal olmuş isimleri biz de tarihi altın harflerle yazacağız. Kim olacak diye soruyorsanız lütfen aynaya bakın, kendinizi göreceksiniz. Hepiniz birer dünya şampiyonu olmaya adaysınız gençler. Bir kez daha güçlü bir alkışla size bu fırsatı sunan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ı arz ediyorum efendim. Tabii Mersin denince gerçekten önemli bir potansiyelin, önemli bir altyapı yatırımlarının ve bir spor kentinden bahsediyoruz. Ama açık söyleyeyim, Mersin bu potansiyelini kullanıyor mu şu anda diye sorarsanız hayır. Çünkü çok daha fazla sporcunun, aktif sporcunun da kendini yetiştirebileceği ve çok daha fazla sportif anlamda hem ulusalda hem uluslararasında Mersin'i temsil edebilecek kardeşlerimizin olduğunu işte bu salonda görüyoruz. Şu anda lisanslı sporcu sayımız Mersin'de 83 bini aşmış durumda. Ama bu yetmez. 347 kulübümüz, spor kulübümüz var Mersin'de. Bu da yetmez. Çünkü sporcu kulüpte yetişir. Ve kulüpte onu antrenörü yetiştirir. Eğer iyi bir antrenörünüz, sizi doğru yönlendirecek antrenörünüz olmaz ise sizin başarıyı elde etmeniz konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için bu alandaki çalışmalarımız durmadan devam edecek. Ben tabii daha birçok rakamı sizlerle paylaşabilirim. Ama Mersin genelinde şunu söylemek istiyorum ki özellikle bu yazdan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapmış olduğumuz bu protokolün karşılığını çok daha farklı şekilde alacağız. Çünkü Mersin'deki tüm tesislerimiz, stadyumlarımız olsun, bununla beraber salonlar, tenis kortları, atıcılık tesisleri ve minimum okçulukla ilgili olan yapılan tesisler, birçok tesisimizin çok yoğun bir şekilde artık kullanıma girdiğini göreceksiniz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber siz değerli öğrenci kardeşlerimizi spora çok daha fazla yönlendireceğiz. Dolayısıyla buradan çıkacak olan başarılı da inşallah siz Mersin'i evet çok daha iyi temsil edeceksiniz, çok daha yoğun temsil edeceksiniz diye ümit ediyorum. Ödüller Bakan Akif Çağatay Kılıç, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Kent Protokolü'nün diğer üyeleri tarafından verildi. 86 bin liralık ödülü sevgili sporcularımıza takdim ettik. Son olarak
Mersin İdman Yurdu biliyorsunuz ligde kalma çabası içerisinde. Ben Sayın Kulüp Başkanı Mahmut Kalak'ı arz etmek istiyorum. Ve Sayın Bakanımıza Mersin İdman Yurdu forması takdim edecekler Sayın Kalak. Başarılarınız ve yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına. Lay 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 lay. Polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Silifke Polis Hatıra Ormanı'nda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polislerin anısına öğrenci ve vatandaşlar eşliğinde fidan dikildi. Mehmet Köklü, Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Silifke Jandarma Komutanı Serdar Abraş, Taşucu Sahil Güvenlik Komutanı Mustafa Söylemez, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken 15 Temmuz'da şehit olan 63 polis memurlarının ismi okunarak yoklama alındı. İlki Önder Güzel. Önder Güzel 1985'te polis kolejine beraber başladı. Sevgili Devrem, kardeşim, silah arkadaşım. Birlikte Adana'da göreve başladım. Yiğit bir arkadaştı, gaziydi. Önder Güzel. Önder burada. Zafer Koyuncu. Zafer burada. Fikret Metin Öztürk. Fikret burada. Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir ve Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk birer konuşma yaptı. Hiçbir zaman emniyet teşkilatına olan güveniniz sarsılmaz. Emniyet teşkilatı dünden daha kararlı, Atatürk ilke ve ikrarları doğrultusunda Allah sevgisi ve korkusuyla milletine, vatanına, toprağına, ileride kadar hizmet edecek, emeğini verecektir. Cumhuriyet için, demokrasi için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla bir kez daha anıyorum. Özelde polis günü olması münasebetiyle 10 Nisan'da bugün burada 15 Temmuz'da şehit olmuş şehit polislerimizin anısına oluşturulan bu ormanın ve bu ormanda şehit polislerimizin her birinin adını taşıyan öğrencilerimizle, doktorlarımızla, avukatlarımızla, öğretmenlerimizle, zabıtamızla, polisimizle, bütün meslek mensuplarıyla burada oluşturacağımız bu ormanın sevgiyi, bu ormanın güzelliği, bu ormanın kardeşliği her seferinde hatırlatmasını diliyorum. Ben çok gururluyum çünkü böyle şehitlerimizin isimlerini taşımak beni çok gururlandırdı. Çok mutluyum. Sonuçta onlar bizim ülkemizi koruyan insanlar. Bizim için şehit oldular. Hani bilmiyorum ya, çok mutluyum. Çok değişik bir his. Çok güzel. Tarsus'ta referandum çalışması yapan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da bulunduğu partililere bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve beraberindeki partili grup Mersin'in Tarsus ilçesinde halk oylaması için mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Şahin Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan partililere çevredeki bir grup tepki gösterdi. Çoğunluğu küçük yaştaki kişilerden oluşan grubun taşlı saldırısına maruz kalan partililerden 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kentteki devlet hastanesiyle özel hastaneye kaldırıldı. Özkan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Özkan saldırıyı kınayarak bu tarz girişimlerin kendilerine engel olamayacağını belirtti. Çalışmalarına devam ettiklerini ve mahalledeki ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkan, "Milletimiz için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz." dedi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturmaları kapsamında balyoz kullandığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında balyoz kullanıcısı oldukları belirlenen çoğunluğu kamu kurumlarında memur olan 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiğini bildirdi. Erdemli'de uyuşturucu maddeleri mezarlıkta çalılıkların arasına saklayan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kargıpınarı ve Tömük mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullar önünde ve çevresinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Arpaç Bahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahallelerindeki ilk ve ortaokulların çevresindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dünya isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte kullanıma hazır paketlenmiş 27 fişek esrar, 3 fişek eroin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 150 lira para ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şahısların uyuşturucu maddeleri dikkat çekmemek ve gizlemek amacıyla Kargıpınarı mezarlığı içerisinde bulunan çalılıkların içerisindeki çukurlara sakladıkları belirlendi. Nerede oğlum? Göster oğlum. Aferin benim oğluma. Göster. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Tamam. Mal burada. Çek, yakından çek. Tamam. Erdemli'de alev alarak yanmaya başlayan otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı. Yangının arka tampondaki gizli bölmeye saklanan esrarın egzozdan alev almasıyla çıktığı belirlendi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Olay Erdemli şehir merkezinde Hükümet Konağı kavşağında meydana geldi. TA yönetimindeki otomobil kavşağa geldiğinde arka farı ve tamponundan alevler çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ise otomobilin arka tamponunda zula halindeki esrarın yandığını fark etti. Esrarın bir kısmı ise yangın sonrası Mersin-Antalya D400 karayoluna saçıldı. Yapılan incelemede kurye olduğu anlaşılan şahsın Diyarbakır'dan Antalya'ya gitmek istediği belirlendi. Otomobilde yapılan aramadaysa 10 kilo esrar ele geçirildi. TA uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kız çocuklarının okumasına destek olmak amacıyla başlatılan Mezitli'nin Filizleri projesine Doğaner Yalı Evleri sitesi sakinleri de katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin Filizleri ailesine katılarak bir tıp öğrencisinin okumasına destek veren Doğaner Yalı Evleri sitesi gönüllülerine teşekkür ederek tabela çaktı. Ben 41 sene öğretmenlik yaptım ve böyle yardımlarımızı hep çevremizdeki dostlarımızla, arkadaşlarımızla hep paylaştık. Ama bu bizim için büyük bir şeref. Şu apartman için, şu site için inanın. Harika bir şey bu. Bunun arkası da mutlaka gelecek. Ufak başladık. Çok küçük paralarla başladık ama size söz veriyoruz. Hiç mahcup etmeyeceğiz sizleri. O çocuğumuz tıp fakültesi talebesiymiş. Onu mezun edeceğiz, okutacağız. Yani bizlerle gurur duyacaksınız. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Özellikle Neşet Bey'e. Yani bu kadar güzel bir aksiyon yaptığınız için. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ederim. Evet, ben Mezitli halkının hayırsever olduğunu her yerde söylüyorum. Bunu hatta billboardlarımızda da duyurduk. Mezitli halkı gerçekten hayırsever. Aşevimize de yardım yapıyorlar. Her konuda da hayırlarını esirgemiyorlar. Bir projemiz de Mezitli'nin Filizleri Projesi. Zaten biz her yıl devlet üniversitesini kazanan, Mezitli'de oturan herkese bir yıl boyunca öğrenci yardım yapıyoruz. Elbette bu yetmiyor. Ara sınıflardaki öğrencilerimize olsun, gerekse ilk sınıftaki öğrencimize bizim verdiğimiz sembolik bir rakam. Mezitli'deki iş yeri sahiplerinin, apartman ve sitede oturanların da kendi imkanlarıyla öğrencilere yardım yapmalarını istiyoruz. Bir filizde onlar yeşersin istiyoruz, büyütsünler istiyoruz. Bu çağrımıza kulak veren iş yeri sahipleri, apartman, site sahipleri, daire sahiplerine ben çok teşekkür ediyorum. Bunlardan birisi de bugün burada bulunduğumuz Doğaner Yalı Evleri B blok olarak kendileri aralarında toplanmışlar. Bir tıp fakültesi öğrencimize burs veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine bu davranışlarından dolayı. Umarım bu önce Doğaner Yalı Evlerindeki diğer bloklara İnşallah. Örnek olur. İnşallah. Sonra diğer komşu
bloklara, sitelere, Mezitli'de, Mersin'de herkese örnek olur. Çok kutsal bir görev yapıyorlar. Bunlar geri dönüşümü çok fazla olan en büyük hizmettir. Eğitime yapılan hizmet çünkü en kutsal, en önemli hizmettir. Bu genç kızımıza da kucak açtıkları için ben hanımefendiye, arkadaşlarına, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek olur. İnşallah. Öteklerde böyle bir şey yaparlar. Güzel durdu. Mersin'de yaşayan ve doğuştan West sendromuna yakalanan 7 yaşındaki Veli Yiğit Çiriş'in kök hücre tedavisi olabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Fatih Çiriş ile eşi Sultan'ın çocuğu Veli Yiğit Çiriş, doğuştan West sendromu hastalığına yakalandı. Görme, yürüme, işitme ve konuşma yetisinde doğuştan sorun olan Veli Yiğit'i ailesi yürüyebilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. 7 yaşına geldiğinde görme yetisini kazanmak için de gözlerinden ameliyat olan Veli Yiğit, gördüğü tedavilere kısmen de olsa olumlu yanıt vererek ilerleme kaydetti. West sendromunun tedavisi için araştırmalarını daha da yoğunlaştıran aile, Tayland'da kök hücre yöntemiyle hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi. Tayland'daki merkezde irtibata geçen aile, çocuklarının çeşitli tıbbi test ve raporlarını hastaneye gönderdi. Hastaneden kabul görünce büyük mutluluk yaşayan aile, tedavi sürecinde gerekli olan 165 bin liranın toplanması için çare aramaya başladı. Oğlunun tedavisi amacıyla pes etmeyen baba Çiriş'e meslektaşları da yardım eli uzattı. Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan yardım toplama komisyonuna Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'ın olur vermesiyle Türkiye genelinde bir yıl süreyle yürütülecek olan yardım kampanyası başlatıldı.